Herkese merhabalar. Bu dersimizde örnek 1'i çözeceğiz. Örnek 1 de diyor ki kullanıcıdan 2 sayı alan ve bu iki sayıyı 7 işlem uygulayan bu iki sayıya diyelim şöyle. 7 işlem uygulayan hesap makinesini yapın. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme, modül alma, üs alma ve integer division yani tam sayı bölmesi yapma. Bunu öncelikle hepimiz biliyoruz. O yüzden artık bunları hızlı hızlı yapacağım. Int almayalım, şöyle float alalım. Input diyorum. Ne yapıyorduk? Buradaki string'i float sayıya çevirmemiz lazımdı. Lütfen birinci sayı giriniz. Ve eğer olur da kullanıcı bir karakter dizisi, yani bir string yazarsa ya da bir karakter yollarsa bize, bunu kontrol yapmak için try bloğunu buraya koyuyorduk. Sayı 1'i aldık. Sayı 2'yi geliyorum, alıyorum kullanıcıdan. Bunu da doğrudan şöyle alabiliriz. Ctrl D ile. Bu arada şöyle kelime bazlı atlama yapmak istiyorsanız kontrolle basılı tutup sağ ve sol ok tuşlarıyla kelime bazlı İmleci atlatabilirsiniz. Şöyle. Lütfen ikinci sayı girin. Sanırım bir parantez mi eksik burada? Yok, parantez eksik değil. Şurada try bloğunun kapanması gerekiyor. O yüzden biz orada kırmızı bir uyarı verdi. Accept ile value error'ı yakalıyorum. Kullanıcıya diyorum ki lütfen bir sayı değeri giriniz şeklinde uyarım yapıyorum. Şimdi kullanıcıdan bu iki sayıyı aldık mı? Aldık. İki sayıyı aldıktan sonra ne yapacağız? İlgili işlemler yapacağız. Siz isterseniz bunu biraz daha süsleyebilirsiniz. Ben biraz daha hızlı olması için bunu şöyle artık hızlı hızlı yapacağım. Çarpma, bölme, mod alma, tam sayı, şöyle üs alma yapalım. Bir de tam sayı bölmesi. Şu şekilde. Normalde Python'da şu operatörlerin arası arkadaşlar şöyle hani daha güzel gözüksün diye boşluk bırakılıyor. Onu da söyleyeyim yani. Daha okunaklı olsun diye, hani operatörün ne olduğunu görün, değişkenin ne olduğunu görün, daha okunaklı olsun diye bu şekilde yazılıyor. Şöyle gelip run dediğimizde ve işte 12.2 ve 2.3 değerlerini girdiğim zaman görmüş olduğunuz üzere sayıların toplamı, çıkarması vesaire 7 işlem karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.